arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine prenseslerimiz için güzel bir çanta çalışması yapacağız. Çantamız gördüğünüz gibi kat kat çok hoş bir çanta. Dilerseniz daha da bu katlarımızı istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. İşlemimizi aynı şekilde devam ettirerek istediğiniz ölçü gelene kadar çantamızı örmeye devam edebilirsiniz. Çantamızın hemen ölçüsüne bakalım. Bir uçtan diğer uca kadar çantamızın uzunluğu 22 santim yüksekliğine şöyle bakalım. Yüksekliği ise 16 santim. Evet, ideal ölçüde. Tabi büyütmek isteyen arkadaşlarımız çantamızı büyütebilir. Şöyle arkasına da bakacak olursak, bakınız arkası da yine aynı şekilde kat kat önüyle aynı birebir. İki parça halinde çalıştık. Önce parçamızın birini sonra diğer parçamızı çalıştıktan sonra şu ara kısımlarından güzelce diktik. Bakınız şu kısımları dikişimizin olduğu kısımlar. Şunlar ise alt kısmın geçişini yuvarlaklaştırmak için ördüğümüz kısım. Evet kolay gelsin diyerek hemen çantamızı örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Çantamızı örmek için Nako'nun Elite Baby ipini kullanıyorum. Anti peeling özelliği olan ipimiz %100 premium anti peel akrilikten oluşmakta. Renk numarası 99064, 100 gram ve 250 metreden oluşuyor. Bu ipimizi örmek için ise 3,5 numaralı tığımı kullanıyorum. Tabi dilediğiniz iplerle çantamızı örebilirsiniz. Özellikle e, dikkat etmemiz gereken biraz yaşı büyük kızlarımız için öreceksek e, ipimizin sürmeyen iplerden olmasını tercih edersek çok daha güzel olacaktır ağır e, bir şeyler koyacağı için yani çanta sürmesin zincirimizi çekerek örmeye başlayalım 1 2 3 4 5 ve 6 6 zincirimi çektim ve bir tane yuvarlağımı yapıyorum kapatıyorum 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektikten sonra yuvanın içerisine zincirimizle birlikte toplamda 16 tane trabzan olacak şekilde doldurmaya başlıyoruz. Bunu 1 diye sayıyorum. Ve başlıyorum. İkili trabzan örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, Tam 16 tane trabzanımı ördüm ve ilk zincirimden oluşan trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve birleşme işlemimi yapıyorum. İpimi de şu şekilde arkadan biraz asılıyorum, sıkıştırabildiğim kadar sıkıştırıyorum. Bakınız. Ve zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başında oluyorum. Zincirimin hemen dibine bir trabzan daha batıyorum aynı yere tığımda bekletiyorum. Bakın zincirimi çektim. Aynı yere bir tane trabzanı, e, ikili trabzanın bir defa çektim. ikinciyi çekmedim. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki trabzan üzerine bir ve aynı yere bir daha batıyorum. iki Bir trabzanımın içerisine iki tane, yanındakine iki tane batıyorum. Toplamda dört tane e, trabzanım birer defa çekilmiş. ikinci defa çekilmeden tığımda bekliyor. Hepsini aynı anda çekiyorum ve zincirimi çekmeye başlıyorum kapadıktan sonra 1 2 3 kapadıktan sonra 3 tane zincir tığımın başını doluyorum hemen yanındaki trabzanımın içerisine 1 bakın bir defa başını doladım bir aldım çekmedim ikinci kez aynı yere bir defa tığımın başını doluyorum iki trabzanımız bir tane trabzanın olduğu yerden Ördük ve bekletiyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanın içerisine bir. Ve aynı yere batıyorum. İki. Toplamda dört tane trabzanımın hepsini çekiyorum. Ve kapatıyorum. Kapadıktan sonra bir, iki, üç zincir çekiyorum. Ve devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen sıradaki trabzanıma iki defa bir. Bakın çekmiyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. 2 yanındaki trabzanı da aynı şekilde 1 ve 2 4 tane olduğu zaman tek seferde çekiyorum. kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir ve bitene kadar bu şekilde trabzanlarımızı ve zincirlerimi örelim. Burada görüşelim. Evet trabzanlarımızı örerek tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toplamda 8 tane dörder trabzandan oluşan grubumuzu ördük. Şimdi birleştirme işlemini yapıp üst sıraya geçelim. Çekmiş olduğum zincirimi kapamış olduğum yerin dibine geliyorum. Ve şu şekilde sadece tığımın başını geçirerek ipimi geçiriyorum. Ve tığımın başını doluyorum. Zincirimin içerisine direkt girerek trabzanımı örüyorum. 1, devam ediyorum 2 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı ördüm ikili trabzan tekrar tığımın başını doluyorum buraya herhangi bir yere batmadan tekrar zincirimin içerisine geçiyorum 6 tane trabzanımı buraya da doldurmaya başlıyorum 1 2 3 4 5 6 çekmiş olduğumuz bütün bu aradaki zincirlerimizin içerisine altışar trabzanımızı örelim ve tamamlayalım. 3. grubumuza da geçelim bakınız. 1. Direkt geçiyoruz. Zincir çekmeden 2 3 Dört, beş ve 6 Evet, bütün zincirlerimizin üzerine trabzanlarımızda doldurarak tamamlayalım. Evet, son trabzanımızı da ördükten sonra 6 tane trabzanımızın ilkine gelerek batıyorum ve şu şekilde birleştirme işlemini yapıyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum ve bir üst sırayı örmeye başlıyoruz. Bütün trabzanlarımız, bakınız, altışar altışar ördük. Şimdi zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zincirimi çektim. 2 defa tığımın başını doluyorum. Hemen tırabzanın üzerine batıyorum. İkişer ikişer alıyorum. 2 i̇ki defa doluyorum. Bütün trabzanlarımızı iki defa başını dolayalım. ve örelim. 2, 4, 6 bakınız. 6 trabzanımız vardı. 6'sını da ördüm. Şimdi yine aynı şekilde 2 defa doluyorum. Diğer grubunkini de örmeye başlıyorum. Arada zincir çekmiyoruz. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bire bir iki defa doluyoruz. Sırası ile örüyoruz. Bakınız 2, 4, 6 bu grubu şu şekilde bitirmiştik. Şimdi diğer grupları da aynı şekilde örerek tamamlayalım. Son iki grubumuz dışında bütün e, trabzan gruplarımızı ördük. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 grubumuzu ördük. 2 tanesi kaldı. Şimdi 2 zincirimi çekiyorum. 1 ve 2 örgümün arka yönünü çeviriyorum ve bunu bir trabzan olarak sayıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 3. trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 1. Aynı yere yani 3. trabzanıma bir daha batıyorum. 2. Tek seferde çekiyorum. 1 2 3. çift örüyoruz. Tekrar başlıyorum. 1 2 ve 3. trabzanımı çift olarak örüyorum. Tekrar 1 2 Üçüncü trabzanımı çift olarak örüyorum. Bakınız 1, 2, 3. çift, 1, 2, 3. çift, 1, 2, 3. çift ve bu sıramızı 2 tane tek başını doluyorum. Kapatıyorum. Başını dolayarak kapatıyorum. 2 ve 3. örüyorum. 1, aynı yere bir daha batıyorum. 2 sıra başına kadar gelelim. Şuradaki ikili trabzanımızın en sonuna gelince duralım. Evet sıramızın en sonuna kadar örerek geldim. Şimdi örgümüzün tekrar ön yüzüne geri dönüşümüzü yapıyoruz. Bir bakın bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Burası birinci trabzanımız. ikinci ve üçüncü trabzanımın üzerine başını dolamış olduğum tığımı gelerek batıyorum. Ama bakın şu şekilde girmiyorum. Şuradan bakınız ilmeğimizin üst kısmından alıyorum ve bu taraftaki benden taraftaki kısmını alıyorum diğer taraf kalıyor şu şekilde başlıyorum bir aynı yere giriyorum 2 3 4 5 6 ve 7 toplamda 7 tane trabzanımı örüyorum ve yine sayıyorum bakınız 1 2 3 üç. üçüncü trabzanıma ilmeğimizin bakın trabzanımızın şuradaki kısmıyla ilmeğimizin benden taraftaki kısmını alıyorum ve bu şekilde batıyorum tekrar tığımın başında oluyorum saymaya başlıyorum 1 2 3 üçüncü trabzana yine hem şuradan alıyorum trabzanımı hem de en tepe kısmının benden taraftaki kısmını alıyorum ve buraya 7 tane trabzanımı dolduruyorum. 1, giriyorum bakınız aynı yer 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane trabzanımızı ördükten sonra tekrar sayalım. 1, 2, 3. Üçüncü trabzanımızı hemen şu şekilde giriyorum batıyorum. Sadece batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. bu kez yine saymaya başlıyorum. 1 2 3. Üçüncü trabzanımı şöyle alıyorum bakınız. Ve 7 tane trabzanımı dolduruyorum. Birinciyi girdikten sonra zaten aynı yere 7 tane trabzanımızı örelim. Dört, 5, 6 ve 7. Tekrar sayalım. 1, 2, 3. 3. Trabzanma batıyorum. tığımın başını doluyorum. 1, 2 ve 3. Trabzanımın olduğu yere giriyorum. 1, 2, 3. 3. giriyoruz. Bakınız, şu şekilde. Ve 7 tane dolduruyoruz. Bu sıraya kadar, yani buraya kadar yaptığımız işlemin devamını yaparak en uç noktaya kadar ilerliyoruz. 7'şer trabzan ördük. üçüncüye battık ve tekrar üçüncüye gelerek 7 trabzan, 1 battık. 7 trabzan ördük. Toplamda 2 4 6 8 tane trabzan grubumuzu ördük. Şimdi en son batma işlemini birlikte yapalım. En son trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün arka yönünü çeviriyorum bakınız örgümüzün arkasında örmediğimiz trabzanlarımız var atladığımız üçer üçer atladığımız için iki atlayıp üçüncüye battığımız için bakın şimdi buradaki trabzanlarımızı örmeye başlıyoruz 1 2 şu şekilde bakınız şöyle görelim tam arasına girmiyoruz. Yani trabzanımızın kendi tepesine batıyoruz. Aşağı kısma geçmeden. 2 bakınız şöyle göstermek istiyorum. 3. trabzan. Trabzanın kendi minik gözüne giriyoruz. Üçüncüye battım. Üçüncü iki defa örüyorum. Bakınız, ikili trabzan yapıyoruz. Her üç trabzanımızın üçüncüsünü iki defa bir, iki tek ördüm, üçüncüyü çift olarak ördüm. Tığımın başını doluyorum. Bakınız, şu araya giriyor. tam dibine batmıyorum. Bakınız, kendi gözünün içerisine giriyorum. Bir, iki, üç. Üçüncüyü çift olarak batıyorum. 2 tane ördüm 3. çift 2 ördük 3. çift olarak battık bakın altı tane trabzanımızı ördüm şimdi tam şuradaki iki atlayıp 3. battığımız yerdeyiz buraya geldiğimiz zaman bakınız şimdi tığımın başını doluyorum hem buraya hem de tam aranın olduğu yere giriyorum bakınız şu şekilde Trabzanımı o şekilde örüyorum. Her aradan mutlaka bağlanıyorum ve devam ediyorum. Bu birde ikinci trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanımı çift olarak örüyorum. İki tek bir çift bir tanesini bağlandık. Tekrar devam ediyorum. Bir iki Üçüncüyü örüyorum çift olarak örüyorum bir ve 2 şimdi bakınız araya geldim tığımın başını doluyorum bir tane batıyorum ve tam aradaki geldiğim yere de şu şekilde giriyorum bakın şöyle alıyorum ilmeğimi ön taraftan ve trabzanımı örüyorum ön tarafı da arka tarafa güzelce bağlamış oluyorum ve devam ediyoruz bu bir de hemen 2 3. çift olarak örelim. 3. 2 tek 3 çift bakınız. Şöyle görüldüğü zaman çift 2 tek. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1 ve yine 1 çifti örüyorum. 1 aynı yere batıyorum. 2 ve bakın ara boşluğa geliyorum. Çift ördükten sonra ara boşluktan 1 diye başlıyorum. Batıyorum, alıyorum ön tarafla bağlantımı. Bir, bu şekilde önümüzde bağlanarak arkadaki trabzan sırasını örerek ilerleyelim. 2 tek üçüncüsü çift, 2 tek 3 çift olarak, yani üçüncüyü çift olarak örelim. Arkadan daha güzel görünecek. Bakınız çift, iki tane tek bir çift, 2 tek bir çift. Sıra başına kadar gelelim ve. Mutlaka şu aralarda bağlanmayı unutmayalım. Sıramızın başına kadar geldik. Arkada trabzanlarımızı da aynı şekilde iki trabzan, tek bir trabzan, çift yani üçüncü trabzanımızı çift olarak ördük ve e, çiçeklerimiz şu şekilde üstte daha kabartılı bir şekilde durduk Bir zincirimi çektikten sonra birinci trabzanımız, zincirimizin olduğu yer, ikinci ve üçüncü trabzanımın olduğu yere geliyorum yine bir tane trabzanımın kendinden ve kendimden taraftaki ilmeğimi alıyorum başlıyorum örmeye bakınız şu şekilde başını doluyorum 7 tane trabzanımı örüyorum aynı yere 2 3 4 5 6 ve 7. 7 trabzanımı ördükten sonra yine saymaya başlıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü trabzanımın üzerine hem yandan hem de üstten şöyle birer tanesini alıyorum ve batıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2 ve 3. Üçüncü trabzanımın üzerine geliyorum. Bakınız üst kısma hem yandan hem de trabzanımızın üst iki tane olan kısmının benden tarafını alıyorum ve 7 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 sayıyorum. 1 2 3. tırabzanımı bakın hem yandan alıyorum hem tırabzanımın tepesinden girerek batıyorum. Tekrar sayıyorum. 1 2 üçüncü trabzanımı yine aynı şekilde hem yandan hem tepeden alıyorum. Yedişer trabzanlarımızı örerek bu şekilde ilerliyoruz. Evet çantamızın ikinci dilimli kısımlarını ördük. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi biraz önceki yapmış olduğumuz gibi arkasını çeviriyoruz. 2 tane tek Üçüncüsü çift olarak örmeye başlıyoruz. Hemen zincirimi çekiyorum. 1 2 3. 3 zincirimi çektikten sonra bakınız şuradaki kısımları örmemiştik. Başlıyorum. 2 3. çift olarak örüyorum. 1 ve 2. İşlemlerimizi bu şekilde yaparak ilerleyeceğiz. 1 2, şuradaki dilimlerimizin geldiği yeri lütfen unutmayalım. 2, 3. çift olarak örüyorum ve devam ediyorum. 1, 2. Ön tarafa bağlanıyorum, bakınız, şu kısmı her dilimin önüne mutlaka bağlanalım. Çiftlerimizi örmeyi unutmayalım. Evet bu şekilde bir dilim daha yapalım sonrasında görüşelim. Sıramızın başına tekrar geldik. Yine buradaki işlemimizin aynısını yapıyoruz. Trabzanımızı örüp 3. trabzanımızın üzerine 7 tane aynı noktaya trabzanımızı örüp 3. trabzanın üzerine sadece batıyoruz. Tekrar battığımız yerden üçüncü trabzanımızın üzerine 7 defa batıyoruz. Yani bu iki sıradaki yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar edelim. Ve arkasının trabzanlarını ördükten sonra yeniden görüşelim. 3 dilimimizi tamamladık ve arkasındaki trabzan grubumuzu ördük. Şimdi evet, üç tane zincirimizi tamamladım ve örmeye başlıyorum. Burası öreceğimiz kısım alt kısmı olacak. Arkasından giriyorum. Ve bir Tekrar tığımızın başını dolayalım, trabzanımızın ardından girelim ve örelim. Ardından giriyorum ve ikili trabzan şeklinde örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Birer birer bütün trabzanlarımızı aynı şekilde örelim. Arkasından alalım. Evet diğer parçamızı da bu şekilde örüp tamamlayalım. Bakınız diğer parçamı bir sıra bu şekilde dışa doğru kabartarak ördüm. Şimdi diğer elimdekini de bitirdikten sonra dikme işlemini yapıp buradaki uç kısmını çalışmaya başlayacağım. Evet bütün trabzanlarımızı ördüm. En son noktaya kadar ördükten sonra bakınız bir tane kaldı. Onu da örelim. Ve ipimizi kopartmadan bu şekilde bekletelim. Şimdi diğer parçayla her ikisini dikme işlemini yapalım. İsterseniz düz yönden, isterseniz ters yönden nasıl kolayınıza gelirse o şekilde dikelim. Bakınız şu an düz yöndeyim. İpimi belli bir uzunluğa kadar aldım yetişecek kadar ve başlıyorum bakınız dıştan alıyorum diğer taraftaki dıştan yine kapatıyorum ve devam ediyorum dış kısımdan diğer dış kısımdan alıyorum her ikisinde düz yönünde bakınız güzelce dikme işlemini yapıyorum ya da nasıl kolayınıza gelirse o şekilde dikme işlemimizi tamamlayalım sağlam ve güzel olsun birer birer karşılıklı trabzanlarımı alıyorum ve bu şekilde diğer uca kadar dikerek tamamlıyorum çantamızı dikme işleminde şu şekilde tamamladıktan sonra bakınız çok çok güzel oldu Şöyle buradaki e, bakınız ikinci sıradaki örmüş olduğumuz aradaki trabzanımızın boşluğunu kapayacağız şimdi birazcık. Ve başlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpim burada kalmıştı. Hemen batıyorum sık iğne olarak. 1. Diğer tarafa geçiyorum. 1 2 3 Bir tane batıyorum. Sık iğne olarak bu kısmı örüyoruz. Trabzanlarımızın uzunluğuna göre 2 ya da 3 tane sık iğne olarak örelim. Ortaya geliyoruz. Bakınız uzun trabzanımızın olduğu yere kadar sık iğne olarak ördüm. Şimdi bu uzun trabzanımızı yani ikili trabzan olarak ördüğümüz yere geldiğimiz zaman ise tığımın başını doluyorum. 1 Tekrar başını doluyorum. 2 tekrar başını doluyorum 3 3 defa başını doladım ve aldım dördüncü kez batmış olduğum yere gelerek batıyorum ve şu şekilde kapatıyorum 3 defa trabzanımızın iç kısmını bir defa aynı battığımız yere batıyoruz sonrasında ise her trabzanımızın üzerine birer tane başını doluyorum ve batıyorum başını dolup batıp batıp çekiyorum bakınız başını doluyorum tek seferde çekiyorum altışar altışar trabzan doldurmuştuk hepsinin üzerine bu şekilde örüyorum şöyle görelim şuradaki trabzanımın dibine batıyorum hemen dibine ve başlıyorum 1 2 3 diğer tarafta da üç tane almıştık bir tane dibine batmıştık bakınız burada da aynı şekilde yaptım şimdi yukarıya doğru çıkıyorum hemen batıyorum geçişimizi artık sık iğne olarak yapalım sadece geçişimizi yine bir defa başına doladım sık iğne olarak örüyorum Bittiğimiz yerler bakınız ihtiyacına göre 2 ya da 3'er defa dolduruyoruz. Battığımız yere mesela şu kısma bir defa batıyorum. Bakınız buraya iki defa ne çok gerilsin ne de büzdürsün yani çok fazla hem karanfilleşmesin hem de gerginlik olmasın. tekrar bakınız uzun iki trabzanımızı ördüm yere geldim başını doluyorum ve hemen başlıyorum 1 2 3 tığımın başını doluyorum bir de dibine batıyorum sonrasında birer birer örüyorum diğer uca kadar başlangıç yerimize gelene kadar etrafını ördüm bu kısımları sık iğne bu kısımlar ise başını birer defa dolayıp çektim Şimdi e, tekrar bakınız birleştirme noktasının olduğu yerdeyiz ve buradan itibaren çantamızın sapını yapmaya başlayalım. İstediğiniz uzunluğu örebilirsiniz. İstediğiniz kalınlığı da örebilirsiniz. Ben 3 tane zincirimi çekiyorum ve hemen örmeye başlıyorum. Yanına bir tane batıyorum. 2, bir tane daha batıyorum. 3, bir tane daha batıyorum. 4, 4 tane bakınız trabzanımı ördükten sonra Yanına bir tane de şuraya yapıyorum. Beş tane bir iki tane zincirimi çekiyorum. Hemen arkasını çeviriyorum. Beş tane trabzanda çantamın askısını örmek istiyorum. Uzunluk tamamen zevkinize ve kullanacak kişinin yaşına göre ayarlanabilir. Kalınlığı da tabi aynı şekilde daha kalın ya da daha ince yapabilirsiniz. Başlangıçta iki zincir çekiyorum ve birer birer trabzanlarımın üzerine örerek ilerliyorum. Dönüşte 1 ve 2 zincir çeviriyorum. İstediğim ölçü gelene kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Çantamın askısını istediğim ölçü olana kadar ördüm. Şu şekilde düzeltiyorum. Şöyle. Ve diğer karşılığına gelecek kısmı birleştirmeye başlıyorum. Şöyle düzeltelim. Eğri olmasın. Tam ortaya geliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Bir de diğer tarafa başını doluyorum. Araya giriyorum. Hem sapımıza hem karşıya batıyorum. birleştirme işlemini bu şekilde tamamlıyorum. En son şu kısma bir daha batalım. Bir tane de zincirimi çekiyorum. Ve ipimizi koparıyoruz. Çantamızın sapını da şu şekilde birleştirmiş olduk. Uç kısmına şu şekilde kapatmak için herhangi bir işlem yapmak istemiyorum. Şöyle bir tane inci düğme dikip tam ortalı olacak şekilde çantamızın şöyle ortalayıp iç kısma incimizi dikip şu şekilde aradan geçirmek istiyorum bakınız şöyle aşağıya doğru dikip şuradan düğmemizi tutturmak istiyorum şimdi düğmemi iç kısma bakınız şu kısma şöyle dikiyorum biraz da tam trabzanlarımızın olduğu bölümün üzerine dikiyorum ki şu aradan geçişimizi yapabilsin şuraya tam Evet şimdi incimizi dikelim iç kısmına şu şekilde kapadığımız zaman şöyle görünsün. Evet şimdi düğmemi dikelim ve görüşelim. Evet arkadaşlar inci düğmemi diktim ve ön kısmı taktım. Bir çalışmamızın da bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşçakalın mutlu kalın görüşmek üzere.